Daha fazla şok olacaksınız. Ben de yeni şok oldum. Bu video sizi 2023 AYT sorularına götürmektedir. Bu cümle size neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Evet, çok beklediniz. Çok emek verdim ben de. Ama artık geldi arkadaşlar. Evet, 2023 AYT edebiyat soruları şu an elimde ve birkaç gün sonra da sizin masanızda. Arkadaşlar, daha yeni çekiyorum tanıtım videosunu ama bundan böyle bir iki gün önce şöyle bir Reels paylaşmıştım. Kitabımın çıktığına dair. Paylaşır paylaşmaz 2 gün içerisinde bütün stokları eritmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni kalbinizde koyduğunuz yeri hiçbir şeye değişmem. Sizi çok seviyorum. Enerjinize, sevginize çok teşekkür ederim. İlginize çok teşekkür ederim. Sizi mahcup etmeyeceğim ve bu senede soruları yakalayacağım. Şimdi bugün ne konuşacağız? Biraz uzun bir video olacak. Sadece denemeyi tanıtmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, denemem bu. İşte şunları yazdım vesaire demeyeceğim. Aslına bakarsanız 2022 AYT'de birebir yakaladığım soruları da paylaşacağım. Ama şunun altına bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Video biraz uzun olacak çünkü kesitler de paylaşacağım. Buradaki en önemli noktamız ne olacak? Şu değil. Arkadaşlar ben soru yakaladım ya. Ben çok iyiyim, mükemmel. Bu değil. Buradaki esas amacımız şu. Tabii ki marifet iltifata tabi. Ama buradaki esas amacımız şu. Şimdi siz hep şöyle demez misiniz? Ben öğrenciyken ben de derdim. Hocam sanki üniversiteden mezunsunuz. Ya da meslekte kaçıncı yılınız? Bu çok merak edilen sorudur. Peki biz bunu neden merak ederiz arkadaşlar? Çünkü biz geleceğimiz için bir yola çıktık. Maddi manevi emek verdik ve karşımızdaki hocanın da donanımını merak ederiz, değil mi? Bu yüzden sorarız. Dolayısıyla ben de siz o 65 günlük edebi 65 gün arkadaşlar bana güvenip izliyorsunuz. Şu an 2 milyona ulaştı izlenme. Yine TYT 3,5 milyona ulaştı ki sene sonuna kadar kaç milyon olacak? Bunları da paylaşacağım sizinle. Güveninize, ilginize çok teşekkür ederim ama ben de buna layık olmak için yakaladığım soruları paylaşacağım. Buradaki esas amacımız şu. Siz daha fazla motive olun. Ve evet ya, ben bu denemeyi aldım, çözeceğim. Hocamla birlikte kampa katılacağım ama ya çıkmazsa demenizi istemiyorum. Ya da ben bu kampı izledim ama eksik bir şeyler var mı gibi böyle soru işaretlerini zihninizden atmak istiyorum. Bu yüzden bu paylaşımı yapacağım. Bir de şunun altını çizmek isterim. Şimdi bazı öğrenciler şey diyor. Bu arada ben bu paylaşımı daha önce yapmıştım. Canlı yayında yapmıştım ama böyle kesit kesit paylaşmadım ve tekrar izlediğimde yorumları da paylaşacağım arkadaşlar. Tekrar izlediğimde şunu gördüm. Canlı yayınlara açıkçası tekrar bakmamıştım. Son bir gün canlı yayın yaptım ve orada arkadaşlar ben şunu söylemişim. Biraz sonra göreceksiniz. Demişim ki arkadaşlar 23. soru Adalet Ağaoğlu. 23. soruya bakar mısınız? Bir yan sekmeden ben söyledikçe de bir açar mısınız 2022 AYT'yi? Oğuz'a tayt tutunamayanlar. AYT Edebiyat 23. soru Adalet Ağaoğlu. Gerçekten ben buna şok oldum ve bunu yeni fark ettim arkadaşlar. Çünkü biraz böyle hızlandırarak bakmıştım. Çocuklar yazmış ama çok fazla yorum olduğu için bunu da yeni fark ettim ya. Soruya kadar da yakalamazsın yani, değil mi? Evet. Şimdi burada esas amacımız ne? Bir de şunu da altını çizeyim. Hemen unutmadan söylüyorum. Şimdi bazen öğrenciler şunu söylüyor. Hocam ya müfredat anlatıyorsunuz. Tabii ki yakalayacaksınız. Ama ben şunun altını bir daha bir çizeyim mi? Arkadaşlar ben müfredat anlattığım o listeden soru yakalamadım. Ben sınava son bir hafta paylaştığım 1,5 saatlik full tekrar videomdan soru yakaladım. Sınavdan bir gün önce yaptığım 3 saatlik canlı yayından soru yakaladım ve şöyle demişim. Bu çıkacak arkadaşlar. Bir de beyit yakalamak o kadar kolay değildir. Binlerce divan var artık, edebiyatın içindesiniz değil mi? O beyitleri yakalamak çok kolay değil. 2 beyti birden yakaladım. Şimdi göreceğiz bunları. Hepsini detaylı göreceğiz. Kampımızın ne zaman başlayacağını göreceğiz. Bu çok çok önemli olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen benim ekranımda ama ben tabii ki bunu yansıtamayacağım. Soruları size yansıtmayacağım. Siz yan sekmeden bir 2022 AYT'yi bir açar mısınız? Ben de yakaladığım soruyu bizzat söylüyorum. Şimdi evet, oynat Uğur'cum bakayım. Evet, gelsin bakalım. Arkadaşlar burada beyti birebir yakalamışım ve demişim ki ben geçmiş yıllarda da bu beyti yakaladım arkadaşlar. 7. soruya bir bakar mısınız?
Beytimiz şu. Ne yanar kimse bana ateşe dilden özgen, ne açar kimse kapım bağlı sabahdan gayrı. Fuzuli 16. yüzyıla ait bir beyt. Fuzuli'nin bir beyti. Şimdi daha önce soru getirdi bu arada. Bunu tahmin etmiştim ben. O zamanlar burada değildim. Dershaneciydim. Dershanede çalışıyordum. Ne yanar kimse bana ateşe dilden özgen, ne açar kimse kapım bağlı sabahdan gayrı demişim. Ve üstüne de diğer beyti, Necati'nin beytini de yazmışım tahtada. Gördünüz. Ve demişim ki arkadaşlar, ben bunu daha önce de yakaladım. Bakın tekrar çıkabilir. Bağdı sabah kavramı orada çok önemli. Pek çok arkadaşınız şunu demişti. Yorumlardan da bakın hemen. Dediler ki, hocam Bağdı sabahın sabah rüzgarı olduğunu söylemeseydiniz o soruyu çözemezdik. Ve bu soru sınavda arkadaşlar en fazla puan getiren soruydu. Çünkü bu soruyu öyle çözmek her baba yiğidin harcı değildi. Ve görüyorsunuz demiş ki iki beyitte de sabah rüzgarı, değil mi? Sabah rüzgarı, Bağdı sabah kavramına değinilmiştir ki benim söylediğim ağzımdan çıkan cümleler şık olmuş. Arkadaşlar artık mesela öğrenciler şunu söylüyor. Hocam biz sizi izlediklerini düşünüyoruz. Artık ben de düşünüyorum. Çünkü bu kadar olmaz. Biraz sonra daha fazla şok olacaksınız. Ben de yeni şok oldum birkaç gün önce. Şimdi bunları nasıl yakalıyorum? Bunlar böyle şöyle mi oluyor? Şimdi ben sınav komisyonunda falan değilim bu arada. Ya yani öyle bir şey olamaz tabii ki arkadaşlar. Şöyle oluyor. Uzun çalışmalar sonrasında oluyor. Öyle beyit yakalamak o divanların içinde. Ben Fuzuli bakar mısınız arkadaşlar? Eski şöyle bir bakın. Yıllanmış benim 15 yıllık kitap herhalde bu benim fakültedeyken aldığım, artık 20 bile olabilir. İçinde notlarım vesaire. Ben bu divanları tarıyorum. Sadece bir tane böyle örnek gösteriyorum size. Sonra üniversitedeki, fakültedeki kitaplarımızı tanıyorum. Onların hepsini söylemeyeyim ama tamam mı? Onlar da bana kalsın. Ben sadece soru yakalayayım. Bunları tarıyorum ve böyle yakalıyorum soruları. Bu kadar kolay değil çünkü beyti yakalamak bu artık bizimle böyle özdeşleşti. Bu sene de yakalayacağız. Hiç merak etmeyin. Bunlar öylesine söylenmiş sözler değil. Bunlar böyle işte özgüven, hoca bazıları şey diyor. Hocam ben sizin böyle çok özgüvenli oldu. Ya olmaz falan demiştim ama şok oldum falan. Beyt'in yanına Türkçenin matematiği yazanlar falan olmuş. Peki güzel. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada ben şu anda full tekrar videolarımdan yakaladıklarımı söylüyorum. Normalde bütün soruları tutturduk. Yani şu anda bir 7-8 soru var full tekrarımızdan. Yani son 3 günde verdiklerimizden ama normalde listemi açın. En önemli dediğim yazarlar direkt çıkmış arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum hemen arkadaşlar. Sizden şunu istiyorum ben. Bu Yusuf-u Züleyha, kutsal kitaplar vesaire. Kutsal kitaplarda bahsedilmiştir. Bir bakalım bir videoya. Edebiyatın soyucu modernist yazarlarındandır. İlk roman olan Yusuf ile Züleyha'da Kur'an'da geçen Yusuf kıssasını ele alır. Yalnız bu kıssada şöyle yapıyor. Evet, kutsal kitaplardan alınan mesnevi demişim gördüğünüz üzere. Yusuf-u Züleyha zaten soru olarak gelmiş arkadaşlar. Devam ediyorum hemen. Bu da çok güzeldi. Necati'yi üstüne basa basa söyledim. Dedim ki döne döne redifli gazeli çok önemlidir ve Hüsrev-i Rum. Görelim. Hüsrev-i Rum yani Rum'un hükümdarı diye adlandırılıyor ama öyle bahsediyor kendisinden. Türkçe kelimelerde redif ve kafiye yine çok güzel kullanıyor ve Türkçenin şiir dili olarak kullanılmasına katkıda bulunmuştur. Bakın bu sana gelebilir. Türkçenin şiir dili olarak kullanılmasına katkıda bulunmuştur. Kimdir bu? Necati diyorum. Bu benim için oldukça önemli. Daha çok onda tabii ki Rindani ve Aşıkhane gazeller görüyorsunuz arkadaşlar. Daha böyle aşk konulu eserler yazmış oluyor ve diğerindeki sadelikleri hatırlatıyor. Hüsrev-i Rum arkadaşlar, Necati dedim ve çıkmış gördüğünüz üzere. Devam ediyorum, bitmedi. Mesela burada nefili beyitler vesaire, nefinin tanıtıldığı bir soru da var. Ancak onu full tekrarımda değil ama normal şeylerde, oynatma listesinde verdim. Hepsini verdim bu arada ama ben hani böyle siz şey dersiniz, hocam müfredat anlatıyorsunuz diyenlere karşı ben bunu böyle vermek istiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şu çok güzeldi. Canlı yayınımda şunu söylemişim arkadaşlar. Tarık, Eşber, Sardanapal, bunlar işte Aruz Vezni ile yazılmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir demişim. Buyurun izleyelim. Şiir. Validem. Evet, validem. Aferin. Öykü. Güzel. Abdülhak Hamit Tarhan yazıyordum arkadaşlar. Peki. Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı. Abdülhak Hamit Tarhan, Finten. Finten'de anlatıyor arkadaşlar. Finten, onun tiyatrosu. Biliyorsunuz ki tiyatrolarını oynamak için yazmıyor, okumak için yazıyor. Finten güzel bir eser. Yabancı ülkede geçen bir macerayı da anlatıyor arkadaşlar. Peki. Aruz'la yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı. Gelsin cevaplar. Eşber. Süpersiniz. Eşber. Evet. Güzel. Abdülhak Hamit Tarhan. Peki. Hece'yle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı kimin? Nesteren, süpersiniz. Peki ilk pastoral şiir kimin? İlk pastoral şiir. Kimindir? Sahra, çok güzel. Evet.
Çıkmış arkadaşlar, çıkmış. Ve yine devam ediyorum, devam ediyorum. Yine Yakup Kadri'yi tanıtmışım. Demişim ki arkadaşlar, batıllaşma süreci, işte kurum toplum hayatındaki yozlaşmalar demişim. Buyurun görelim. Bir tane sanatçıyı size böyle tanıtarak bir sorayım, olur mu? Evet, sorayım. Bu sanatçı eser vermeden sorayım mı? Öyle de yapıyorlar ya, eser vermeden sorayım, bakalım bilebiliyor muyuz? Bazen eser verilmeden soruluyor çünkü, bilebiliyor muyuz onu da bir ölçelim. 20. yüzyıl Türk Edebiyatı yazarlarındandır. Deneme, makale, oyun, monografi, anı türlerinde eserler veren sanatçı asıl ününü romancılığıyla sağlamıştır. Tarihi ve toplumsal olayları romanlarına konu edinerek Tanzimat ile Cumhuriyet arasındaki dönem ve kuşaklıkların geçirdikleri sosyal değişimi, bunalımları, yaşayış ve görüş farklılıklarını işlemiştir. Arkadaşlar. Ve aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Milletvekilliği yapmıştır. 45 yılda milletvekili yapmıştır. Mazlum süperse Mazlum Aydoğan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur arkadaşlar. Evet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun çıkmış ve yine yanında bir Reşat Nuri görüyorsunuz. Tabii benim bu bizim kodlamalarımız çok meşhur. Mesela Güneş'in Ölümü Vardat-ı Süleyman'a miras kaldı değil mi? Çok popülerdir. O soru getirmiş kodlamayla direkt öğrencilerimiz yapmıştı. Köşe başında Koç Yiğit Köroğlu kodlamamız vardı. Bu kodlamadan yaptı öğrenciler. Bu da yine bizim için önemli. Yine ay şu çok güzel. Şu çok güzel. Bakın ne demişim arkadaşlar. 23. soru Adalet Ağoğlu demişim. İzleyelim. Ne de yazmışlar. Yorumlarda da görüyorum. AYT Edebiyat'ın 19. sorusu. Oğuz Atay tutunamayanlar. AYT Edebiyat 23. soru. Adalet Ağoğlu. 23. soruya bir bakar mısınız? Kim? Adalet Ağoğlu. Yani bu kadar olur ama tabii ki orada işte bir düğün gecesi, her zamanlar üçlemesi vesaire Fikrem'in İnce Gülü demişiz ve çıkmış arkadaşlar. Yine akım sorusunu birebir yakalamışım, full tekrarımda yakalamışım. Buyurun izleyelim. Akıl ve mantık ilkeleri önemsenmemiş, içgüdü bilinçaltı ön plana çıkarılmıştır. Tamam mı? İçgüdü bilinçaltı ön plana çıkarılacak, bilinçaltı yansıtılacak, bilinçaltı sürekli yansıtılacak. Freud'un psikanaliz kuramının edebiyata uyarlanmış biçimi, şiire de görülüyor. Cemal Süreya, İlhan Berk, Oktay Rıfat bu akımda önde gelen sanatçılarımızdandır. Evet, hangi akımdır bu arkadaşlar? Mükemmelsiniz, sürrealizmdir. Harika. Evet. Evet. Kaç soru oldu bir yazar mısınız aşağı? Çok soru oldu değil mi? Arkadaşlar zaten geri kalanında işte paragraf ve normal listelerimizden çıkan sorular. Dolayısıyla bunlar öylesine söylenmiş sözler değil. Bu bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar denememizde ne yapacağız? Denememiz çok önemli. Neden? Çünkü şöyle yapmayacağız. Hadi arkadaşlar denemeyi açtık. İşte siz de aldınız. Hemen cevapladınız. İşte cevap B arkadaşlar, geçtik değil. Ben mesela burada işte paragraf sorularımız var. Burada ne demişim? Türk destanlarındaki motifleri sormuşum. Sadece cevap şu deyip geçmeyeceğim. Destanlarla ilgili bilgiler de vereceğim. Ve buradaki esas amacımız ne olacak? Eğer yanlış yaptıysanız denemeyi, her yanlışınızda bir doğru öğrenmiş olacaksınız. Denemeyi önceden alıp çözmek bence iyi bir fikir. Çünkü bayramdan sonra başlayacağız. Biraz sonra tarihi vereceğim arkadaşlar. Çünkü yaptığınız her yanlışın neden yanlış olduğunu benimle birlikte göreceksiniz. Ama doğruların da açıklamasını görmek çok önemli. Bakın, yanlış yaptığınıza üzülmeyin lütfen. Özellikle edebiyatta. Çünkü her yanlışta bir doğru öğreniyoruz. Bu bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Mesela işte cevabı yanlış yazdım. Ama şöyle bir post-it'e yapıştırırım. Gözümün önünde durur. Artık o yanlışı yapmam. Bizim esas amacımız bu olacak. Evet, yine arkadaşlar. Peki içerikte ne olacak? Şu da çok çok önemli. 2023 Şubat MEP açıklamasına uygun. Bakın bu da çok önemli. Şimdi niye? Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki arkadaşlarımızın en çok sorduğu soru, hocam çıkarılan konular var. Evet, ben 65 günlük AYT Edebiyat kampımda da çıkarılan konulara yer vermedim. Denememde de yer vermedim arkadaşlar. Dolayısıyla içiniz bu noktada çok rahat olsun ve böyle aldığınız anda zaten mevcut sorumlu olduğunuz konular karşınıza çıkmış olacak. Peki bizim için en çok neler sorulacak? Şu da çok önemli. Gereksiz ayrıntıların olmaması çok önemli. Biliyorsunuz ben videolarımda da gereksiz ayrıntı yok. Biz nokta atışı yapıyoruz, soruyu yakalıyoruz. Yanına da siz zaten yazıyorsunuz artık. Burada biraz daha işte Tanzimat'tan çok soru beklediğim için, Cumhuriyet'ten çok soru beklediğim, Divan'dan çok soru beklediğim için buradaki denemedeki sorularımı da buna uygun hazırlamış oldum arkadaşlar. Evet, bomba bir kamp bizi bekliyor. Bomba bir soru yakalama kampı diyelim bizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü biz istikrarlı olmayı seviyoruz. Bu sene de istikrarımız devam etmiş
oluyor. Peki kamp ne zaman başlıyor? Şimdi bu videoyu sizin bu videoyu gördüğünüz tarih ne zaman olacak arkadaşlar? 12 Nisan Çarşamba günü bu videoyu gördünüz ve artık kitaplarınızın alması, aslında şeye de birazcık dikkat ettik. Şimdi 12 Nisan Çarşamba, tamam, videoyu gördüm. Sonra bayram geliyor, değil mi? Bayram ne zaman? 21'inde. Bir bayramı da şöyle bir atlatalım istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar, bayramdan hemen sonra 26 Nisan Çarşamba günü kampımız başlıyor. Ve 10 gün boyunca aralıksız devam edeceğiz. Bu çok önemli. Çünkü ben şunu istiyorum. Edebiyat bol tekrar demek. Edebiyat demek da bildiklerimi tekrar tekrar farklı soru tipleriyle görmek demek. Bir de 24'te 24 yapmak demek bizim kanalda. Peki niye bu kadar önemli arkadaşlar? Çünkü eğer siz matematikte çok iyi değilseniz, geometride çok iyi değilseniz farkı edebiyatla atacaksınız. Ama çok kolay mı? Bakın çok kolay değil. Çok kolay değil. Kimse kolay olduğunu söylemedi. Ama belli teknikleri uyguladıktan sonra bu işin de üstesinden beraber geleceğiz. Son güne kadar arkadaşlar birlikte olacağız. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadardı. Benden çok fazla istediniz ama çok beklediniz arkadaşlar. Beklediğinize değecek bir kamp olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz istediniz, ben yazdım diyorum her zamanki gibi. Ben biraz Yahya Kemal misali inceleyip sık dokumayı seviyorum. Ve böyle titiz davranmayı seviyorum. O yüzden biraz uzun sürdü. Ama beklediğinize gerçekten değecek. Pek çok arkadaşımız biliyorum çok fazla DM geliyor. Hocam sipariş verildi. Hepsinin hemen hemen bu videoyu izlediği zaman denemeleri önünde olacak. Ama yeni izleyen arkadaşlarım için de aslında bir yol haritasını çizmiş olacağız. Ve bunu da göstermiş olacağız. O zaman arkadaşlar kampımızın ilk gününde buluşuncaya dek unutmayın ki kalbim sizinle güç. Daima bismillah.